fuar geçiriyoruz. Katılımcılarımız çok mutlu görüyorum. Ziyaretçilerimiz de çok yoğun. Bugün panelde biz KOBİ'lerin yeşil dönüştürüyoruz başlığı altında işletmelerimizin yeşil dönüşümünü ele almaya çalışacağız. Ben Zühtü Bakır, Türkiye Makine Federasyonu Genel Sekreteriyim. Kısa adı MAKFED. MAKFED bünyesinde 32 dernek faaliyet gösteriyor. Bunların 20'si segment derneği, yani makine imalatçılarından oluşuyor. Diğer 12 derneğimiz ise ağırlıklı olarak Enosat, Akder gibi teknoloji tedarikçileri, yani makinelerin makine yapan çözüm ortaklarımızın bir araya geldiği dernekler. Ve biz kendimizi açıkçası ismimiz Makine Federasyonu, ancak teknoloji endüstrileri olarak görüyoruz. Ve bizim en iyi buluşmamız da Türkiye'de Win Eurasia diyebilirim. Bu doğrultuda burada bulunmaktan mutluluk duyduğumu tekrar ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Efendim, dünya biliyorsunuz fiziksel olarak bir hızla dönüyor. Ama ekonomik olarak, iktisadi olarak çok daha hızlanan bir süreçte dönüyor. Özellikle 19. yüzyıldan sonra biliyorsunuz sanayi devrimleriyle beraber iktisadın tanımı da değişti. Hep büyüme odaklı. Şirketlerimiz de öyle. Hep hedefler yukarıya doğru. Ancak dünyanın kaynakları sınırlı. Bu sınırlı kaynaklar, özellikle doğa ile alakalı sınırlı kaynakları da iyi yönetmemiz lazım. Hem bizim devamlılığımız için, hem bizden sonraki jenerasyonlar için. Bunu da kısaca sürdürülebilirlik olarak ifade edebiliriz. Bu konuda Birleşmiş Milletler önemli bir çatı organizasyon. 2015 yılında 17 hedeften oluşan bir sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarını ilan etti. Onun en önemli unsurlarından biri de iklim değişikliğiyle biliyorsunuz mücadele. Burada 2015 yılında, yine aynı yıl, Paris İklim Anlaşması imza edildi. 2019 yılında Avrupa Birliği biliyorsunuz yeşil dönüşüm, Green Deal, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı ilan etti. Buradaki hedef şu: 2030 yılında 1990 yılındaki emisyonun yarısına inmek, 2050 yılında da artık sıfır emisyona. Yani endüstriyel faaliyetlerin artık emisyon oluşturulamayacak şekilde bir dönüşüm yapmak. Ve devamında da circular economy, döngüsel ekonomi olarak, yani kullan at değil, tekrar kullan, tamir et kullan diye bir yeni bir paradigmaya döndü. Dolayısıyla önümüzdeki dönem imalat süreçleri de, birçok süreç radikal bir değişikliğe girecek. Türkiye'de tabii buna kayıtsız kalamaz. Biz de ülke olarak 2021 yılında Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. 2053 yılını biz bir 3 yıl gecikmeli olarak Avrupa Birliği'nden karbon nötr olarak ilan ettik. Ve bu doğrultuda COSCEP, önemli organizasyonlardan biri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın altında, COSCEP de KOBİ'lerin yeşil dönüşüm, daha doğrusu ikiz dönüşüm, dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde önemli destek programları var. Bugün bunları ele alacağız. Şimdi ben böyle bir genel giriş yaptıktan sonra ilk olarak Emosat Genel Sekreterimiz Ertuğrul Bey'den biraz daha teknik olarak bu söylediğim verimlilik hususlarında bizi biraz daha aydınlatmasını istirham edeceğim. Daha sonrasında değerli başkanımız Faruk Bey'den de COSCEP'in bu konudaki faaliyetlerini masaya yatırmasını rica edeceğim. COSCEP, MAKFED ve ilgili derneklerimiz, başta EMOSAT, ENOSAT, POMSAT, AKDER gibi derneklerimize yüklediği bir misyon var. Onu da bugün size ilan etmiş olacağız. Ve sonrasında da değerli bir KOBİ'miz var aramızda, çok başarılı bir KOBİ. COSCEP desteklerinden yeşil dönüşüm bağlamında destek almış bir firmamız, AYM Poliüretan Taban Limited şirketi. Mürsel Bey de tecrübelerini bizle paylaşacak. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ederim Zühtü Bey, söz verdiğiniz için. Bugün burada hep beraber olmak benim için ayrı bir keyif. Aynı zamanda da dinleyicilerimize de çok teşekkür edelim, katılımcılarımıza da. Bugün nereye gidiyor, sektörümüz nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor? Sadece kar, büyüme değil, artık dünya için neleri konuşuyoruz? Önemli konulara değineceğiz. Umarım da faydalı da olacağız diye düşünüyorum. Barış Turul Ertuğrul ismim. Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği'nde genel sekreterlik görevini yürütüyorum.
derneğimiz elektrik motoru sanayi alanında faaliyet gösteren ve yurt içinde üretim yapan firmaları kapsamakta. Sektörü geliştirmeye çalışıyoruz. Sektörde derinleşme ve Türkiye'nin makine sanayini daha fazla yurt dışına açmaya çalışıyoruz. Böyle gayelerimiz var. Tabii daha fazla yurt dışına açılmaya çalışırken, değişen koşullara uyum sağlamaya çalışırken de gündemimize giren ana trendler var. Biraz Zühtü Bey'in sorusunu orayla bağlamak istiyorum. Zühtü Bey'in de bahsettiği gibi dünyayı değiştiren çok önemli trendlerden biri de iklim krizi. Önemli bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Bu iklim krizinin farklı boyutlarında ele alınabilir ama artık dünyanın kaynakları ve dünyanın bize sundukları onu zorluyor. İleriye doğru devam etmemizin önünde engeller oluşturuyoruz bizim mevcut yaşayış şeklimizle. Bu anlamda değişmek zorundayız. Bu iklim krizinin aynı doğrultudaki bileşenlerinden bir tanesi de enerji krizi. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra enerji krizinin dünyayı nasıl avucuna aldığını, enerji savaşlarının veya enerjiyle ilgili mücadelenin nasıl oluştuğunu hep beraber gördük ve bunu da tabii ki sanayiciler olarak fiyatlara yansımasını da gördük. Bir şekilde iklim krizi ve enerji krizi de kol kola yürüyor diyebiliriz. Bu bağlamdan baktığımızda biz sanayiciler olarak enerjimizi nerede nasıl kullanıyoruz, enerjiyi nerede tüketiyoruz diye baktığımızda bu aynı zamanda Sanayi Bakanlığımızın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığı çalışmada da var. %47 oranında Türkiye'de tüketilen elektrik enerjisi toplamda elektrik motorlarında tüketiliyor. Elektrik motorları Türkiye'deki enerji %47'sini tüketiyor. Yine çok benzer bir Avrupa Birliği'nden veri var. Avrupa Birliği şu anda Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde toplam 8 milyar adet elektrik motoru olduğundan bahsediyor. Ve bu 8 milyar adet elektrik motorunun da Avrupa Birliği ülkelerinde tüketilen enerjinin toplam ortalamada %50'sine denk geldiğini söylüyor. Bizdeki veriyle gayet uyumlu bir veri. Peki sanayi merceğiyle baktığımızda sanayide neler oluyor? Sanayi tesislerinde de kullanılan veya toplam tüketilen elektriğin demek daha doğru belki de %67'si elektrik motorları tarafından tüketiliyor. Bu anlamda da bizim sektörümüz olan elektrik motorlarının enerji verimliliği anlamında da çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Bunun bilincindeyiz. Peki bu çektiğimiz fotoğrafı bir kez daha derinleştirsek, bir kez daha derine inmeye kalksak, Türkiye'deki görüntü nedir? Türkiye'deki görüntüyü de anlamak için aslında iki perspektif var. Bir tanesi geçmiş zamanlarda kullanıma alınmış, hali hazırda sanayi tesislerinde çalışan, sanayi tesislerinde görev ifa eden elektrik motorları. Bunlara baktığımızda tablomuz iç açıcı değil maalesef. Çok önemli verimlilik problemleri, enerji kayıplarıyla karşı karşıyayız. Bunun detayına gireceğim. İkinci perspektifte de baktığımızda da bugün itibariyle kullanıma alınan, bugün itibariyle satışa sunulmuş, bugün itibariyle devreye alınan elektrik motorları var. Orada da yine sizin de az evvel çerçeveyi gayet güzel çizdiniz. Avrupa Birliği regülasyonları var ve Avrupa Birliği regülasyonlarında yüksek verimli elektrik motorları alınmak zorunda kalıyor. Yine Avrupa Birliği demişken Avrupa Birliği, tabii bu enerji ve iklim kriziyle karşı karşıya kaldığında kendine önemli hedefler koydu. Enerji verimliliği hedefleri koydu. Enerjiden tasarruf etmek istiyor. Karbon ayak izini düşürmek istiyor. Enerjiden yarattığı tasarrufla beraber. Bunun yanında da mali bir avantaj sağlamak istiyor. Bu anlamda da elektrik motorlarındaki enerji verimliliği regülasyonlarında peyderpey yukarıya doğru çekiyor. 1 Temmuz 2023 itibariyle ilk kez elektrik motorlarında belirli güç aralığında IE4 verim seviyesi dediğimiz süper verimlilikte motorlar devreye girmiş oluyor. Bunların satışı sadece izin verilecek şekilde devam ediyor. Bu anlamdan baktığımızda da elektrik motorlarının verimliliği hem piyasaya yeni girecek motorlarda hem de sahadaki motorların dönüşüm anlamında da büyük bir konu, önemli bir konu. Peki Türkiye'deki durum nedir? Yani sahada çalışan elektrik motorları ile ilgili durum nedir? Baktığımızda şöyle bir görüntü ortaya çıkmış durumda. Türkiye'de Enerji Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılında yaptığı bir çalışma bunu söylüyor bize. 3.8 milyon adet sahada 7.5 kilowatt üzeri motor var. Tabii görselleştirmek çok kolay değil. 3.8 milyon adet verimsiz motor sahada ne demek? Yani bunun karşılığı ne? 7.5 kilowattın altını düşündüğümüzde de onunla ilgili bir anlamlı veri yok ama
genelde satış oranlarına baktığımızda verimsiz motorların, sanayide hali hazırda çalışmakta olan verimsiz motorların 15 milyon adet olduğunu öngörebiliyoruz. Ve bunun da aslında biraz da görselleştirmek için yarattığı enerji kaybını, enerji maliyetini de, verimsizlikten dolayı yaratılan maliyeti de 8 Atatürk Barajı büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Yani aslında ülkemizde enerji verimliliğine bir odak yaratabilirsek, enerji verimliliğine odaklanabilirsek, buradan gelecek olan tasarrufla beraber 8 Atatürk Barajı her yıl yapabiliriz. 8 Atatürk Barajı'nın ürettiği enerjiye ihtiyacımız olmayabilir. Bu anlamda da cari açığımızı, dış açığımızı da azaltabiliriz. Evet. Ben de en azından böyle bir perspektif sunmuş olayım. Evet. Size çok teşekkür ederim. Barış Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir atasözü var. Tasarruf fakirin silahı, zenginin akıllılığıdır. Biz tabii tasarrufu sadece bir silah veya akıllılık değil, dünyanın devamlılığı açısından yapmak durumdayız. Verdiğiniz rakamlar çok çarpıcı. Şöyle bir özet yaparak bir iki cümleyle Faruk Başkanım size aktarmak isterim. Biz Avrupa'yla bir adaylık sürecimiz var, uzun bir hikaye. Ama onunla beraber bir gümrük birliğimiz var, bir anlaşmamız var. Mallar serbest dolaşıyor. Bugün bizim en büyük pazarımız makineciler olarak %60 ihracatımızı Avrupa'ya yapıyoruz. Bu ne demek? Avrupa'nın teknik mevzuatını birebir uyguluyoruz ve uygulamak zorundayız. Ve motorlarla alakalı verimlilik mevzuatları da birebir eş zamanlı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla bugün bizim 8. holdeki motor imalatçılarımızın ürünleri, sergiledikleri motorlar Almanya'daki motorlarla eşdeğer. Burada sorun yok. Sorun bahsettikleri gibi kullanımda olan verimsiz motorları nasıl dönüştüreceğiz? Bu konuda sadece motor değil, sürdürülebilirlik perspektifi bağlamında COSGAP neler yapıyor? Sizden bu konuda aydınlanmayı istirham teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum kendim ve kurumum adına. İsmim Faruk Kahvecioğlu, proje yönetimi daire başkanıyım COSGAP'te. Hem Zühtü Bey hem Barış Bey çok güzel özetlediler. Bu artık işletmelerimiz açısından mecburi bir dönüşüm. Ve bu dönüşüm hem rekabet açısından hem de kar seviyelerinin sürdürülmesi, hayatta kalma adına bir gereklilik. Yani bir seçenek değil, gereklilik olmaya devam ediyor ve geçtikçe daha büyük bir zorunluluk haline geliyor. Ben hızlıca sunumumdan ilerlemek istiyorum. Yani COSGAP'i size hızlıca tanıtayım, biliyorsunuzdur ama COSGAP 1990 yılında kurulan bir kurum. İlk imalat sanayine yönelik faaliyet gösterirken 2009 yılında neredeyse tüm KOBİ'leri kapsamına alarak çok geniş bir alana hizmet eden bir kurum haline geldi. Türkiye'nin tamamında faaliyet gösteren kurumumuzun her yerde bir müdürlüğü var. İstanbul gibi büyük şehirlerde de birden fazla müdürlüğü var. Sahada da varız yani diğer kurumlara nazaran. Hızlıca devam etmek gerekirse, Zühtü Beyler güzel anlattılar. Yani ikiz dönüşüm diye literatürde geçen yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm birbiriyle kardeş. Twin transformation diye daha çok literatürde karşılaşıyoruz. Birbirinin destekleyicisi ve kaçınılmaz olarak ikisinin de gerekli bir dönüşüm olduğu gün be gün ortada. Bu minvalde biz de COSGAP olarak geçen sene Sürdürülebilirlik Müdürlüğü kurduk. Daha önce COSGAP bu alanda birçok desteği vardı. Yani 2006'dan itibaren enerji verimliliği alanında, dijitalleşme alanında farklı destekleri olmakla birlikte biz bunu bir sistematik hale getirelim ve bir birim oluşturalım, uzmanlık oluşsun. Ve bu dönüşüm sadece kamunun veya sadece özel sektörün kendi başına yapabileceği bir dönüşüm de değil. Burada çok ciddi ortaklıkların, işbirliğinin olması lazım. Uluslararası fonların da bu alanda kullanılması lazım. Ulusal kaynaklar da takdir edersiniz ki sınırlı kaynaklar. Dolayısıyla biz Uluslararası Sürdürülebilirlik Destekleri Müdürlüğü'nü kurduk. Burada destek modelleri oluşturmak, politik önerileri ve stratejiler oluşturmak ve ulus ve uluslararası paydaşlarla, yani ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak KOBİ'lerin ihtiyacını giderecek fonu bulma, teknik desteği bulma önünde çalışmalarımızı başlattık. Bu minvalde neler yaptık diye bakarsak, az önce Zühtü Bey'in de vurguladığı KOBİ Enerji Verimlilik Destek Programı'nı hayata geçirdik. KOBİ'miz de ondan faydalandı. O da kendisi de tecrübelerini aktaracak. Genel hatlarıyla bahsetmek gerekirse biz
10 ve 500 TEP arası enerji tüketimi yapan işletmeleri sektöre bakılmaksızın, yani imalat, sanayi, hizmet sektöründe de olabilir. İki ana başlıkta desteklemeye karar verdik. Birinci olarak biz bu desteğe çıkarken şunu gördük sahada. Yani sahadan toplanmış bir veri yok elimizde. Yani siz daha az önce bahsettiğiniz veriler çok makro veriler ama sektör, KOBİ düzeyi, ölçek düzeyinde biz tüketimi bilmiyoruz. Motorların düzeyini bilmiyoruz. Yani hangi motorlar değişime ihtiyacı var? Motorlar dışında değişken ısı sürücüleri, pompalar gibi, ısı pompaları gibi şeyler enerji tüketen birimlerde de ihtiyaç olabilir. O yüzden dedik ki etüt yapsın işletmelerimiz ve etütten biz hem verileri toplayalım veri tabanımızda ve bu etütü o yüzden cazip hale getirelim. 10 ile 50 TEP arası, 100 TEP arası işletmelerimiz etüt yaptığında bu etütün %100'ünü KOSGEB karşılıyor. Bu aşamada ya kadar işletmemiz ya sadece KDV ödeyecek bu etüt için ve kendi ihtiyaçlarını görmüş olacak. Eğer bu etüt sonucunda motor değişimi ihtiyacı ortaya çıkarsa işletmemiz motoru temin ettiğinde bu motorun da %75'ini karşılıyoruz. Burada destek tutarlarımız aşağıda sunumda var. Oradan hızlıca oraya geçeyim isterseniz. Evet, şurada 10.49 TEP arası. Evet, 10.49 TEP arası etüt gideri 3.000 TL. Biz bu 3.000 TL'yi karşılıyoruz %100'e kadar. Yani 3.000 TL'ye kadar %100 şeklinde. 120.000 TL'ye kadar da motor değişimlerini karşılıyoruz. 50.99 TEP arası işletmelerimiz de yine etüt yaptığında 5.000 TL'ye kadar etüt giderini karşılıyoruz. Ve bunun sonucunda motor değişimlerinde 200.000 TL'ye kadar %75'ine tekabül edecek şekilde destekliyoruz. 10 ve 500 TEP arası işletmelerimizin ölçek olarak büyük olduğunu bildiğimiz için onlara yönelik buradaki etütün muhteviyatını daha geniş tuttuk. Yani sadece motora bakmayacak burada etüt yapan hizmet sağlayıcımız. Diğer bahsettiğimiz değişken ısı sürücüleri, ısı pompaları gibi diğer verimlilik artırıcı bileşenlerin de verimlilik düzeylerini ölçerek işletmelerimize önerilerde bulunacak. Ve buna istinaden de biz 900 yani biraz daha genişletiriz. Mesela kompresör, pompa. Kompresör, diye, evet, değil mi? Çok iyi, çok teşekkür makineler ediyorum. Diyelim. Aklıma evet. Gelmedi benim. Evet. Dolayısıyla biz bunu zamanla da genişleteceğiz. Yani evet. Bu bir başlangıç desteği evet. Aslında. Çünkü evet. Sahadan veri geldikçe ve biz o veriye istinaden işletmelerin ihtiyaçlarını daha gerçeğe yakın tespit edebildikçe bu desteği de genişleteceğiz. Burada da gördüğünüz gibi 900 bin TL'ye kadar değişim giderine destek sağlıyoruz. Burada da etüt bedeli 30 bin liraya kadar destekleniyor. Bu kabaca desteğimizin hatları, genel hatları. Daha fazla bilgiye internet sitemizden, yarı ofislerimizden ulaşabilirsiniz. Burada hizmet sağlayıcılar noktasında çok büyük eksiklik olduğunu gördük sahada. Çünkü enerji verimliliği, yani EVD dediğimiz şirketlerimiz var. Akredite olmuş bunlar Enerji Bakanlığı'ndan ama sahada sayıları çok az. Yani bu alanda yanılmıyorsam 25 tanesi bizde çalışıyor. Bu sayı yeterli değil Türkiye ölçeğinde. Çünkü Kayseri'nin doğusunda hiç şirket yok. Dolayısıyla biz dedik ki en azından ilk motor değişimine yönelik etütleri yapacak alanı biraz daha geniş tutalım. Burada da detaylı yok ama enerji etüt sertifikasına sahip kişiler, enerji yöneticilerini de biz hizmet sağlayıcısı olarak tanımladık. İnternet sitemizde yayınladık. Kişilerin bilgileri var. İşletmelerimiz o kişilere ulaşıp, yani en yakınında kim varsa hizmet sağlayıcı, ondan bir etüt hizmetini alabilirler. Ve daha sonrasında bu ödeme ve diğer desteğin süreçleri de çok basit. Hepsi de internet üzerinden yapılabiliyor. Bizim KOSGEB E-Devlet hizmet ekranımız üzerinden. İsterseniz biraz daha başa döneyim. Bunun dışında nelerimiz var? Dijital dönüşüm danışmanlığı. Şimdi ikiz dönüşüm diye girdik konuya. Birbirini çok destekleyen konular. Yine 2022 yılında dijital dönüşüm danışmanlığını desteğini hayata geçirdik. Burada da TÜBİTAK TÜSİDEİ ile birlikte çalışıyoruz. Onların geliştirdiği DDX portalı işletmelerimizin dijital olgunluk seviyesini ölçen bir modül. Yine TÜSİ de bu modülü kullanacak belirli yetkinliğe sahip insanları eğiterek yaklaşık 40 kişilik bir danışman havuzu oluşturdu. Biz şimdi bu danışman havuzuyla birlikte aynı enerji verimliliğinde olduğu gibi işletmelerimiz bu danışmanlardan dijital olgunluk seviyelerinin ölçümüne yönelik hizmet aldıklarında bu hizmeti 20 bin liraya kadar karşılıyoruz. Ve sonucunda ortaya çıkan dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik destekler kurgulayacağız.
ona da geleceğim. Bir EBRD ile bir projemiz var. Ama öncelikli olarak bunu işletmelerimizin yaptırmasını istiyoruz. Yani sonrasında bir destek olmasa bile ihtiyaçlarını ortaya koyma adına çok önemli bir hem bizim açımızdan bir veri teşkil edecek hem işletmelerin de farkındalığını artıracak bir durum. Yalın dönüşüm desteği de aslında sıralama olarak belki yalın daha önce gelmesi lazım ama kronolojik olarak bu şekilde koydum. Onu dün da ilan ettiniz galiba. Evet, dün eğiticilerin yani hizmet sağlayıcılarının son eğitimini yaptık. Evet. Bu da şimdi siz daha iyi biliyorsunuzdur. Yani yalın daha öncelikli bir konu üretimde. Dijitalleşme biraz daha sonra geliyor. Ve biz bunu gözlemliyoruz. Birçok üreticimizin daha çok basit bir üretim bandı düzeni bile oturmamış olabiliyor. Yani bu israfı engelleyelim ki daha sonra dijitalleşelim. Dolayısıyla yalın desteğinde de yine aynı şekilde model fabrikalar ve yalın dönüşüm danışmanları vasıtasıyla bu ihtiyaçların ortaya konulmasına yönelik bir destek kurguladık. Detayına girmiyorum panelimizin süresini uzatmama adına ama yine internet sitemizden bulabilirsiniz. Bu desteğimizle de işletmelerimiz gidip yalın olgunluk seviyelerini ölçtürdükten sonra eğer belirli düzeyin üstünde iseler model fabrikalara yönlendirilecekler ve model fabrikalardan aldıkları eğitimle yalın dönüşüm süreçlerini daha iyi bir şekilde yapabilecekler. Buralardan bahsettim. Biz tabii bu süreçte sunumumun başında söylediğim gibi ulusal kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle uluslararası anlamda nasıl kaynaklar aktarılabilir çalışmalarına başladığımız süreçte Zühtü Bey'in de bahsettiği gibi hem Green Deal hem yeşil yani yeşil mütabakata taraf olmamız hasebiyle uluslararası kuruluşların bize taahhüt ettiği belirli fonlar var. Dünya Bankası da bu taahhütte bulunan fon sağlayıcılardan 450 milyon dolarlık bir yeşil sanayi projesini geçen hafta imzalandı. Yani board'dan geçti, imza sürecine geldi, onaylandı. Bunun müjdesini verebilirim. Burada bu yeşil sanayi projesinde biz 250 milyon doları KOBİ'lere ayırdık. Ve bu 250 milyon doların büyük bir kısmı panel yatırımları. Yani solar panel, on-site solar panel yatırımlarına ayrılacak. Burada 400 bin dolarlık bir üst sınırda faizsiz, uygun vadelerde geri ödenebilir destek sağlayacağız. Bu işletmelerimizin enerji ihtiyaçlarını yeşile dönüştürme, daha verimli ve ucuz hale getirmede çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca yine bu projenin içerisinde döngüsel ekonomi konuları, enerji verimliliği konuları da var. Orada da 100 bin dolar civarında bir sınırda proje bazlı desteklerimiz olacak. Ümit ediyorum buradan bu projeyle hızlıca KOBİ'lerimizden karşılık alacağız. Sahada bir dönüşümü ortaya koyacağız ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar bunu gördüğünde daha çok fon sağlayacağımızı düşünüyoruz. Zaten COSGAP Türkiye'de uluslararası kuruluşlarla proje yapmada en iyi kurumlardan. Yani Dünya Bankası'nın bize yaklaşımı, JICA'nın, EBRD'nin çok iyi. Bu projeyle inşallah sahada çok güzel bir dönüşüme sebep olacağız. Diğeri de dijital dönüşüm yatırımları kredi programı. Burada da EBRD ile yaklaşık bir yıldır görüşmelerimiz devam ediyor. En son bir uzlaşmaya vardık. Burada da EBRD Türk Ticari Bankaları vasıtasıyla az önce bahsettiğim DDX portalı üzerinden yatırım ihtiyaçları ortaya çıkan işletmelerin bu yatırım ihtiyaçlarına ucuz finansman sağlayacak. COSGAP de burada faiz desteğiyle finansmanın maliyetini düşürecek. Yani bu destekle birlikte biz ikiz dönüşümün iki ayağı olan hem yeşil dönüşüme bir fon getirmiş oluyoruz hem de dijitalleşme alanında da ülkeye ciddi bir fon sağlamış olacağız. Detaylarını bahsettim. Benim sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Soru cevap kısmında da detaylardan tamam başkanım, bahsedebilirim. Daha vaktimiz var. Teşekkür ediyorum değerli başkanım. Evet, işin özü para var. İnşallah. Dünyada bu konuda kaynak çok ve en uygun finansal kaynak yeşil dönüşüm kaynağı. Çünkü girişte bahsettik. Dünyada bu sürecin yönetilmesi bağlamında birçok kurum uluslararası kurum önemli misyon üstlenmiş durumda. Çok düşük faiz oranlı uluslararası kaynakları herkes ulaşabiliyor. Yeter ki bunları kullanabilecek altyapıyı, kapasiteyi oluşturalım. Evet, şimdi aramızda değerli bir KOBİ'miz var, Mürsel Bey. Ben baktım web sayfalarında çok güzel ürünler yapıyor. Poliüretan taban üretiyor. Önce kendinizi tanıtın, firmanız neler yapıyor? Ve konumuz enerji verimliliği.
Sizin için de enerji en önemli sarfiyatlardan biri. Çünkü ısıl bir işlem yapıyorsunuz. Birçok makine kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Enerji verimliliği sizin için ne kadar önemli? Rekabet gücünüzdeki yeri nedir? Ve COSGAP'ten de pratikte bir destek aldınız. O tecrübenizi de bizle paylaşın. Öncelikle buyurun. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri buraya davet ettiğiniz için sağ olun, var olun. İsmim Mürsel Eroğlu, IMET Hava Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bünyemizde spor ayakkabıyla alakalı taban üretimi, ayakkabı üretimi ve üst saya dediğimiz kısımlar hepsi barındırıyoruz. Yani global bir şirketiz. Sultan Gazi'de 3 tane işletmemiz mevcut. İki işletmemiz de Şanlıurfa'da. Urfa bölgesinde, orada da 2 tane işletmemiz var. Tabii Faruk Bey'e ve Barış Bey'e çok teşekkür ederim. Çok değerli konulara değindiler. Değerli bilgiler sağ olsun bizlere aktardılar. Birçoğuna da vakıf değildik gerçi. Şimdi enerji konusuna geldiğimizde, enerji son yıllarda çok ciddi maliyetleri artık daha karşımıza çıkarttığı için eskiden biz bunları abartmıyorum ama maliyete koymadığımız zamanlar olmuştur yani. Özellikle ayakkabı bölümünde, tabanda yine maliyette vardı ama ayakkabı üretiminde maliyeti değildi. Taban bölümünde özellikle ciddi bir enerjiyle makinalarımız çalışıyor. Son yıllarda kendini katlayarak çıkması sebebiyle firmada bizlerin belli hesap yapmamıza bizleri itti. Yani biz bu enerjiyi nasıl baş edeceğiz, nasıl baş çıkacağız? Maliyet kısmında %5'te olan enerjimiz son zamanlarda %20'leri buldu. Bu noktada bizleri araştırma etti. Ve bu süreçte sağ olsun bazı değerli arkadaşlarımız, dostlarımız COSGAP'in bu konudaki desteklerinden bahsettiler. Tabii biz firmamız içerisinde yaptığımız araştırmada hangi motorların bizim enerji tüketimimizde bize zarar verdiğini, sıkıntılı olduğunu önce onların tespitine başladık. Bizim karşımıza ilk kompresörümüz çıktı maalesef. Yani benim gözümde çok küçük bir makine iken ciddi bir tüketim yaptığını sağ olsun elektrikçi kardeşimizin bir raporuyla ortaya çıkarttık. Daha önce bilmiyor muydunuz bunu? Daha önce maliyetlerin düşük olması sebebiyle tüketse bile çok kulak ardı ediyormuşuz meğer. Çok da ciddi bir tüketimmiş. Bu süreçte COSGAP'in bu desteğiyle alakalı da sağ olsun değerli bir kardeşimiz geldi, sunum yaptı bizde. Biz başvuru yaptık. İlk önce kompresörümüzün değişimini yaptık. Ondan sonra başvuruda bulunduk. Sağ olsun gerekli ilgi alakayı gösterdiler ve kısa bir zaman içerisinde ciddi bir oranda bir destekle bizleri en azından bu konuda hızlı davranmamızı... Yok, desteği de söyleyin. Ne kadar destek aldınız? Yani rakamsal maddeler olarak da belirtebilirim. Üst limit 900 bin lira. Üst limit 900 ama evet. 400 bin TL'lik bir kompresörü biz satın aldık. 160 bin TL'sini COSGAP bize destekte bulundu sağ olsun. Bu da ciddi bir mevladır. Normalde aslında 272, benim hesabıma göre 2.7 milyonluk bir kompresör de alsanız 900 bin lirasını karşılıyor. Aynen öyle. Evet. Üst düzey kompresör aldığınızda denk geliyor. Biz bu süreçte tabii ki diğer makinalarımızın da şu anda incelemeleri yapıldı. Bu süreçte bu makinalarımızın değişen motorları var. Bunları da değiştirmemiz gerekiyor. Tabii enerji konusu şu an gerek ülkemiz için gerek dünya için çok önemli bir şu anda maliyet kısmı şey yapıyor. Bu konuda benim tavsiyem meslektaşlarıma, iş insanlarına gerek kendi firmaları için gerekse Türkiye'nin ekonomisi için bu konuda geç kalmamaları, gerekli müdahaleleri yapmaları çok önemlidir. Sağ olsun Barış Bey de bu konuda gerekli bilgileri verdi. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İlgi ve alakanıza sağ olun. Ben kompresörün markasını sormuyorum. Ama yerli olma şartı tabii, var. Yerli olma şartı var. Kesinlikle. Evet. Tüm desteklerde, COSGAP'in desteklerinde ekipman değişimi, yani elektrik motoru, kompresör, pompa, fan gibi döner sistemler diye adlandırıyoruz. Şimdi zaten topu yine Barış Bey'e atacağım. Uygulamayı çok nasıl yapacağız olur diye sorum olacak. Bu döner sistemlerin en az %51 katma değerle Türkiye'de üretiliyor olma şartı var. Yerli malı belgesi olanlar COSGAP desteklerinden yararlanıyor. Biz makinacılar imalat sektörü içinde en çok makine kullanan sektörüz. Evet. İşte metal işleme makinelerinin belki %90'ını yine biz makinacılar kullanıyoruz. Ama diğer bu desteğe tabi ürünler, işte elektrik motorları, pompalar,
kompresörler bütün endüstrilerde hem hizmet hem imalat sektörlerinin tamamında çok yoğun kullanılıyor. Ve dolayısıyla KOBİ'leri, Türkiye'nin tüm KOBİ'lerini değiştirmeye talibiz. Bu aslında bize bir görev olarak tevdi edildi. Makine zirvesinde geçen sene Haziran ayında yine Sanayi Bakanlığımız KOSGEB'e bu konuda destek olun dedi. Biz KOSGEB'i Sayın Başkanımızı ziyaret ettiğimizde EMOSAT'la birlikte başkanımız zaten doğrudan bu görevi bize verdi. Evet. Dedi siz imalatçılar burada en kritik noktalardan biri başkanımın ifade ettiği sizin de sizi aydınlatan taraf. Evet. Rehberlik kesinlikle yapan etüt hizmeti. Kesinlikle. Burada bir eksiklik var. Bunu en iyi bilen taraflarda sizsiniz, imalatçılarsınız. Sizin bu kurumsal kapasitenizi bir mekanizma haline getirin. Etüt raporu verir hale gelin. Biz bunu kabul edelim ve bu süreci hızlandıralım. Kaynak var, bu kaynağı kullanalım. Başkanımın az önce belirttiği biz sahadan veri bekliyoruz dedi. Evet. Aslında saha da çaresiz bekliyor. Acaba biz ne yapsak? Evet. İşte bunlar önemli şeylerdir inşallah. Evet. Gerekli verileri başkanıma da iletirler. Evet. Evet. Gerekli müdahaleler yapılır. Az önce Barış Bey'in bahsettiği 8 Atatürk Barajı gücünde bir sarfiyatımız söz konusu. Bu çok ciddi bir sarfiyattır, yazıktır. Evet, ülkemiz teşekkür ediyorum. Biz sağ olun Mürsel Bey. Evet Barış Bey, bunu nasıl yapacağız? Siz de mekanizmayı anlatın. Evet, çok teşekkür ederim. Biz tabii MAKBET'in ilgili tüm unsurları, başta tabii EMOSAT ama bahsettiğim gibi POMSAT ve diğer ilgili derneklerimiz, Makine İmalatçıları Birliği, o tüm, bir de döner ekipman kavramı var. Oradan da girerek oradan nedir? Evet. Devam edelim. Aslında şöyle, yani konunun ciddiyetini doğrudan ne diyelim, Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Ben de kısaca onun üzerinden naklederek başlayayım. Nasrettin Hoca eşekten düşmüş, hemen demişler ki doktor getirelim. Yok doktor getirmeyin, eşekten düşmüş birini getirin bana demiş. Bizim bu enerji verimliliği konusunda biraz öyle. Yani enerji verimliliğinin faydasının anlaşılması için. Yani bu konuya bedel ödemiş, masraf yapmış, maliyetlerini yükseltmiş kişilerle bir araya gelmek çok doğru. Yine beni maruz görsün Mürsel Bey de bu anlamda tecrübeyi yaşamış. Çok da güzel nakletti. Çok teşekkür ederiz. Aynen konuda Mürsel Bey'in naklettiği gibi aslında biz sektörler olarak da bu konuyu böyle görüyoruz. Hı. Yine az evvel veriler vermiştim. Tüketilen elektrik, elektriğin büyük bir kısmı motorlarda tüketiliyor. Peki bu motorlarda hangi uygulamalarda tüketiliyor? Hı. Biraz da bir mercekte oraya tutalım. Aslında bakınca elektrik motorları %75 oranında pompalarda, kompresörlerde, fanlarda kullanılıyor ve %25 oranında diğer makinalarda. Yine makine sanayinin önemli bir parçası diğer makinalarda kullanılıyor. Sadece bu 3 bileşene odaklandığımızda aslında enerji verimliliği potansiyellerini değerlendirebiliriz. Bu 3 makinada pompa, kompresör ve fan neredeyse ölçeğine bakılmaksızın her işletmemizde var. Bütün işletmelerde bir kompresör olmak zorunda neredeyse. Bir fan olmak zorunda. Bir soğutma sistemi olmak zorunda. Bir pompa hidrolik sistemler için veya tahliye sistemleri için bir pompa olmak zorunda. Bunların da oldukça yaygın kullanıldığını görüyoruz. Biz bu anlamda da Sayın Faruk Başkanımın da bahsettiği gibi sektör olarak nasıl bir görev alabiliriz, nasıl bu enerji verimliliğinde itici güç olabiliriz diye baktığımızda bu 3 ekipmana odaklanmak istedik. Elektrik motoru ihtiva eden bu 3 ekipmana. Yine MAKFED'in liderliğinde bir sektör dernekleri olarak elektrik motoru sektörü, pompa sektörü, kompresör sektörü ve yine fan sektöründen bileşenlerimizle bunun üzerine çalışmalar yaptık. Aslında bakınca Zühtü Bey de çok doğru bir tanımlama yaptı. Biz hem üretici hem kullanıcıyız. Aslında bakınca teknik yetkinliğimiz bu sektörlerde çok yüksek. Bu teknik yetkinliğimizi de dönüşüm için kullanacağız. Bunu aslında bu 3 ekipmana elektrik motoru dahil edersek 4 ekipmana döner ekipman dedik. Ve döner ekipmanların enerji verimliliği üzerine bir odak yarattık. Yine KOSGEB'in de desteğiyle, KOSGEB'in bize çizdiği yolda. Ve buradaki hedefimiz bu 4 ekipmana odaklı enerji etütlerini sektör olarak yapabilmek. Gidip Mürsel Bey'e gidip, Mürsel Bey biz inceledik. Sizin enerji verimliliğinde fayda yaratacağınız ekipmanlar bunlardır. Bunun fizibilitesi budur. Bu yatırımları yaparsanız KOSGEB sizi şu şekilde destekler. Bunun hibe desteği çok önemli. Siz de söylediniz, önemli bir hibe desteği var. Ve bu hibe desteğini aldıktan sonra da size şu kadar zaman içinde de geri öder. Biz mevcutta sektörde yaptığımız fizibilitelerde
çok önemli kazançlar ben görüyoruz. Bursel Bey'e soralım, onun hesabını yaptı mı? 400 bin liraya kompresör aldınız, 160 bin lirasını KOSGAP ödedi. Geriye kalan 240 bin lirayı kaç ayda amorti edeceksiniz? Var mı böyle bir hesap? Elektrik sarfiyatının. Yani yanılmıyorsam 2,5-3 ay gibi kısa bir süre. O kadar kısa bir sürede. Evet. Çok kısa bir sürede. Çok büyük fatura ödüyorsunuz demek elektrik faturası. Ciddi bir fatura ödüyorduk. Bizim bu enerji yükselişinden önceki faturamız 200-250 bin TL iken enerjinin patlaması sonrası 1 milyon 600 binleri buldu. Evet. Ve bu noktada da artık biz dedik önün herhalde 2,5-3'lere gidecek. Evet. Biz aman dur diyelim. Evet. Ya bu noktada kompresörün ciddi bize bir katkısı bulundu ve bundan sonraki aldığımız makinalara da dikkat ediyoruz şimdi. Tabii konunun iki tarafı var. Yani, o konuya hiç girmiyoruz ama bir ya enerji imalatçısı haline geleceksiniz, çatılara resmet yapacaksınız ya da ondan daha kolayı, daha az enerji tüketeceksiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Orada evet. Devam edelim. Bu döner ekipman tanımı içerisinde de şu anda sektör firmalarımız sanayicilerimize ulaşıp onların fizibilitelerini yapacaklar, fotoğraflarını çekecekler tabiri caizse ve yine KOSGAP'in de desteklerini kullanmak için beraber ortak başvuruları yapıp hızlı bir enerji verimliliği dönüşümünü sahada yapacağız. Zühtü Bey söyledi, Faruk Başkanım söyledi. Bunun için biz sektörler olarak görev almış durumdayız. Buradaki fizibilite açığını, gerekli hızı sektör olarak sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yine bunun da devreye girişini bu yıl yaz aylarında yine KOSGAP'in dijital sisteminde yüklüyor olacağız. İnşallah. Faruk Başkanım, bizim firmalarımızın zaten misyonu imal etmek ve satmak. Evet. İmal etmek diyorum çünkü bu desteklerden yerli imalatçılar yararlanıyor. Dolayısıyla sahadayız. İşimiz bu. Ürünü çok iyi biliyoruz. Siz de imkan tanıyorsunuz. Bu sahadaki arkadaşlarımız KOBİ'lerimizin etüt yapabilir şekilde yetkin kılacağız. Arkadaşlarımız zaten yetkin de biz Makine Mühendisleri Odası, Enerji Bakanlığı'ndan yetkili kuruluşlardan biri. Buna özel 4 günlük özel bir eğitim programı oluşturduk. O eğitim programını geçen firmalarımızın çalışanları bir ehliyet alacak. Bu ehliyet yetkinlik kişiye özel, yani firmaya özel değil. Ancak firmayla beraber hizmet verebilecek bir yetkinlik olacak. Bu konuda MAKVET olarak biz bunun garantörü olacağız. KOSGAP'te bu uzmanlar havuzunu bu şekilde genişletecek. Sağdaki arkadaşlarımız da doğrudan dokundukları müşterileri olan KOBİ'leri aydınlatacaklar sizin dedikleriniz gibi. Evet. Raporu ortaya koyacak. Rapora göre KOBİ eğer arzu ederse ekipman değişimi sürecini başlatacak. Hem KOSGAP etüt raporunda KOBİ'ye destek unsuru var. 3000 lira ila 30 bin lira. Hem de ekipmanda da 900 bin liraya kadar bir hibe desteği var ki bu oranlar önümüzdeki günlerde daha da yükselecektir diye düşünüyorum. Tam bu noktada isterseniz hem burada size sözü vereyim hem de şöyle bir değerlendirmenizi istirham edeceğim. KOBİ'lere nasıl bakıyorsunuz? Yani Mursel Bey diyor ki ben bilmiyordum bunu. Evet. Hani KOBİ'lerimiz biraz bu konulara neden uzak duruyor? Bunları analiz ediyor musunuz? Biz burada sahada bir süpürme hareketi yapacağız bu konuda ama sorunuzla başlayayım o zaman. Yani tüm desteklerde aslında genel olarak KOSGAP'in en büyük sorunsalı şu. KOBİ dediğimiz alan homojen bir alan değil. Yani siz de işin içindesiniz. Çok profesyonel firmalarımız var. Yani beşeri sermaye kısmında yeterli kapasitesi olmayan firmalarımız var. Finansal uzmanı yok. Burada üretim süreçlerine ilişkin uzmanları yok. Dolayısıyla bu firmalarımızın dışarıdan danışmanlık hizmetiyle bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz tüm desteklerde, örneğin şuradan devam edeyim. Biz bu enerji verimli desteğini çıkardığımızda 2022 yıl içerisinde bir bütçe tahmini yapmıştık. 300 milyon TL harcayacağımızı tahmin etmiştik ki bu tedirgin de olmuştuk. Yani çok daha fazla gelirse ne yaparız ama 5 milyon harcayabildik. Yani bu tabii ki KOSGAP'in de bir başarısızlığı ama şunu da gösterdi. İşletmelerimiz farkında değil. İşletmemiz çok güzel örneklendirdi. Yani biz motorları beklerken kompresörden geldi. Dolayısıyla etüt sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaçlar bize tabii ki belirli bir veri teşkil edecek ama işletmelerimizin farkındalığını artıracak. Bu tür KOSGAP desteklerinde gözlemlediğimiz bir veri yayılma şeyi var. Türkiye'ye özgü olduğunu düşünüyorum. İşletmelerin kendi aralarında veri bilgi paylaşması. Yani bir küçük sanayi sitesinde 4 işletme bu kulaktan destekten kulağa faydalanıp
Evet. Yani 3 ay dediniz, çok kısa bir süre. Yani 24 ay aşağı altında olması yeterli olduğunu tahmin ediyorum. Öyle yazmıştık biz mevzuata. 12-24 ay arası bu zaten kendini karşılayacak bir yatırım. Hibe dahi olmasa feasible duruyor. Yani kar, siz o düzeyde bir karı o kısa sürede alamazsınız yani. Direkt kara dönüşecek bir maliyet azaltışı. Dolayısıyla biz burada sizin az önce bahsettiğiniz eğitim programlarıyla, sahadaki paydaşlarımızla, sizin gibi köklü sivil toplum kuruluşlarıyla daha çok KOBİ'ye ulaşmamız lazım. Biz inşallah az önce dediğiniz gibi bir ay içerisinde limitleri de artıracağız. Limitleri artırarak belki işletmelerimizin daha çok iştahını artıralım, kabartalım. Hizmet sağlayıcı olarak tanımlayacağımız bu etüt yapacak teknik elemanların da ücretlerini artırarak onların da sahada bu işi anlatmasına teşvik sağlayalım amacıyla bir limit artışında bulunacağız. Başkanımızla konuştuk. Burada yine biz UNDP'den bir kaynak bulduk. Onu da hızlıca harcayacağız bu alanda. 1 milyon dolara yakın bir kaynak. Dolayısıyla farkındalığın bir geometrik olarak artacağını tahmin ediyorum. İlk başta bir sürünerek gider ama daha sonra bu yayılarak daha fazla artar. Şimdi enerji fiyatları siz de biliyorsunuz bir ara pik yapınca herkes enerjiye yöneldi. Ama şimdi bir durağanlaşınca bir dikkat dağıldı gibi sektörde, öyle görüyorum. Ama yine gündemde, dediğiniz gibi savaş olmasa da dünyanın gidişi enerji konusunda farklı bir noktada. Biz bu fon görüşmelerinde ve uluslararası kuruluşlarla yaptığımız toplantılarda Alman Kalkınma Bankası'ndan bir uzmanın çok güzel bir cümlesini paylaşmak istiyorum. En ucuz enerji kullanılmayan enerjidir demişti. Evet. Yani çatıya gaz de yapsanız, bu bir bedava enerji diye de düşünseniz esas sorun fazla kullandığınız enerjidir. Onu azaltmanız lazım. Ve oradan yapacağınız verimlilik artışı, maliyet azalışı sizi hem rekabetçi kılacak, hem Zühtü Bey'in, Barış Bey'in de bahsettiği gibi 2050'ye doğru giden süreçte yasal yükümlülüklerle birlikte karbon vergisi gibi, sınırda karbon uygulamaları gibi ciddi engelleri de aşmamızı sağlayacak endüstriyel olarak. Sadece üretici değil, tedarikçiler açısından bunun açısından da bunun kontrol edildiği, azaltıldığı bir sisteme doğru gitmemiz lazım. Bu minvalde bizim işbirliğimiz inşallah bu 2023'ün sonuna doğru hızlı bir ivmeyle bu desteği yayarız ve bu desteğin üzerine yeşil sanayi projemizi, yeni fonları da ekleyerek belki şöyle bir şeyi de yapmamız lazım. Yani ona da çalışıyoruz. Bankalar da çok iştahlı bu konuda. Onların da en büyük, yani finans kesimi de kredi veriyor biliyorsunuz bu alanda yeşil dönüşümde. Ama onlar da ihtiyaçların tespit edilip önlerine gelmesini bekliyor. Şimdi bir işletme ben bu motoru değiştiriyorum diye gittiğinde bankacı diyor ki değişmesi gerekir mi? Teknik bilgisi yok. Bize soruyor. Biz de diyoruz ki işte bu sistemle birlikte aslında biz size hangi şeylerin değişeceğini işletme elinde bir reçeteyle gelecek. Siz de burada finansmanı sağlayacaksınız. Ona da destek sağlayacak. Bu 900 bin TL'yi düşünün. Bunu kaldıraç etkisiyle biz ciddi bir finansman yatırıma dönüştürebiliriz. Finansman modeline. Sondan gelirsem Faruk Bey'in söylediği değerli hususlardan biri söz konusu etüt raporu finansal kuruluşların değerlendirmelerine de açık olacak. Evet, evet. Çünkü KOSGEB'in kabul ettiği bir mekanizmadan olan bir belge olacak. Diğer önemli bir konu, burada bu konuya girersek çok konuşmamız gerekebilir. Sadece öneminin altını çizmek istiyorum. Sadece Mürsel Bey'in muhasebesiyle alakalı bir konu değil bu Mürsel Bey. Yarın sizin müşteriniz Amerikalı müşteriniz veya Türk mağaza size soracak karbon ayak izin nedir? Aynen. Evet. Verimlilik düzeyi nedir? Yani siz bunu yönetebileceğiniz bir muhasebeniz olsa bile siz verimsiz bir makineyi orada zaten kullanamayacaksınız. Tüm süreçleriniz bu şekilde kontrol altında olmak durumunda. Bunun da hazırlığını bu vesileyle yapmış olalım. Çok efendim son 8 dakika. Ben salondan varsa bir soru, katkı onu alayım. Yoksa yine burada aklımıza gelen yeni hususlara değinerek vaktimizi tamamlayalım. Beyefendi el kaldırdı. Mikrofon varsa hem kayda girsin. Kendinizi de tanıtırsanız. Tabii ki merhabalar. Ben Özgür Kaplan, makine mühendisiyim. Eski bir kompresör ve iklimlendirme sanayisi çalışanı, yeni bir güneş enerjisi EPC firması kurucusuyum. Çok güzel. Bir soru müsaade ederseniz bir de panel hakkında tespitim olacak. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gayet faydalı bir sohbet izledik.
COSGAP'in güneş enerjisi sistemlerine karşılık vereceği teşvikle alakalı bir sorum olacak. Mevcut durumda 240 kW üzeri kurulacak GES'ler için Enerji Bakanlığı'nın bir teşviği mevcut. Peki burada COSGAP'in vereceği desteklerde kurulu güç için bir alt limit veya bir üst limit olacak mı? Evet. Dünya Bankası ile bu süreçte güneş enerji yatırımlarına desteğimizi nasıl kullanacağımıza yönelik yaptığımız negotiation, yani müzakerelerde bir 400 bin dolar yaklaşık işte 400 kilowatt mı oluyor? Yani şu anki yatırımlardan tam hatırlamayacağım ama 400 kilowattlık bir sınır belirledik. On-site sınırında karar kıldık. Çünkü yani işletmenin kendi alanı dışında yapacağı yatırımlarda çevresel sorunlar ve çevresel regülasyonlar nedeniyle Dünya Bankası ile bu konuda da müzakere yapabildik. Burada 400 bin dolarlık bir sınırımız var. Üst sınır mı, alt sınır? Üst sınır. Alt sınırımız da yaklaşık yani 50 TEP olması lazım. 50 TEP. 50 TEP'in altında bir işletmeye destek vermeyeceğiz. Anladım. Ya burada aslına bakarsanız şu an mevcut durumda da büyük firmalar gerçekten teşviklerden yararlanabilirken, evet, işte daha küçük firmalar biraz uzaktan bakıyorlar. Ve bu teşvikten yararlanamıyor olmak yatırımı yapmak konusunda da bir geri adım attırıyor aslına bakarsanız. Hani bu konuda küçük firmaların da desteklenmesi, küçük işletmelerin de güneş enerjisiyle tanışması ve verimliliğinin artırılması konusunda faydalı olacaktır diye bir... Bu aralık sizce o dediğiniz aralığa giriyor mu? Girmiyor. Yani 50 TEP büyük bir değer olarak kalabilir bazı işletmeler için. Yani şöyle, biz 50 düşünüyoruz ama orada 20 ve 20 üzeri, yani 20'ye kadar inebiliriz. Muhtemelen orada sağdan gelecek duruma göre biz o aralığı düşüreceğiz. Ve biliyorsunuz zaten hani COSGAP büyük işletmelere destek sağlamıyor. Yani temelde KOBİ'ler hedefimizde imalatçı sanayi sektörü ne olacak bu arada? Onu da atladım söylemeyi. KOBİ tanımı da 500 milyon TL ciroya kadar çıktı. Aslında evet, bayağı bir yukarı çıktı, bir. Evet, evet. Yukarı bir değer. İnşallah tabii dediğinizi dikkate alalım. Daha henüz anlaşma imzalanacak. Yani usul esaslar dediğimiz desteğin uygulanma aşamasında biz bazı detaylarda esneme yapabileceğiz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. İkinci olarak da elektrik motorlarına verimlilik artırmasındaki teşvikten bahsederken, hani sahadan dönüş bekliyoruz demiştiniz. Aslında panel kendi içerisinde size dönüş verdi. Kompresör, fan, pompa zaten elektrik motorlarının %75'inden fazlasının kullanıldığı noktalar oluyor. Ve bir kompresörün elektrik motorunu değiştirip verimliliğini arttırabiliriz. Ama ve lakin kompresörün kendisini değiştirme yoluna gittiğimiz zaman geri kalan bölümlerde, mesela çift kademeli vidalı kompresör kullanımı gibi diğer ekipmanları da etkileyen şeylerle verimlilik artışını ikiye katlayabiliriz. Aslında sağ burada kendisine dönüş yapmış oldu. Bunu da teşekkür ederek. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgi. Altını çizmek lazım, netleştirmek lazım soruyla fırsat bilerek. Verimli komponent tanımı var COSGAP'in bu desteğinde. Sadece elektrik motoruna odaklı değil. Yani kompresörün içindeki elektrik motoru değişse değil, kompresörün tamamını değiştirmiş Mürsel Bey. Yani bu hem elektrik motorundaki verimden hem de sistem verimliliğinden, bahsettiğiniz sistem verimliliğinden de faydalanmış. O anlamda da bu destek hem elektrik motorunu hem de sistemin tamamını kapsıyor. Tam da tespit ettiğiniz gibi. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok özür dilerim. Barış Bey, bu konuda bir ufak bir değinmek isterim. Buyurun. Biz bu arada kompresörümüzün de bize çok büyük geldiğini, evet, o dönemde çok cömert evet, davrandığımızı. Çok, çok önemli bir yani konu. Yani önemli evet, bir önemli detay. Bir 132'lik kompresör yerine 90'lık kompresörün bizim içimizi gördüğünü sonraki detaylardan fark ettik. Ve bir taşla iki kuş meselesi evet, oldu. 3 ayda kendini tölere etme kısmı da aslında çoğunlukla, yani bu buranın da bir etkisi evet, oldu. Tabii. Boşa bir tabii yeni makineler, yeni kesinlikle, teknolojiler daha çok anlamda daha verimli, yani daha araştırdıkça bir şeyler bulunabiliyor. Evet, burada tabii Mürsel Bey, şu yalın işine de bir bakın bence. Evet. Belki fabrikada birçok alanı genişleteceksiniz. Evet, model evet, fabrikalar biliyorsunuz Sanayi Bakanlığı destekli birçok evet, ilimizde evet, var. Orada onlara GES, gidin GES bir bakın. Var orada, çok şey iyi mi? Varsa evet, onu da COSGAP destekliyor. Evet, 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 son 3 dakikamız. Başkanım buyurun. Mikrofonu alalım. Bir dakika, tekrar baştan alalım. Aslında Mürsel Hasan Bey'in... Basri, Kaya Kıran. Evet, buyurun. Aslında Mürsel Bey'in bahsettiği kompresörün büyüklüğü elektrik motorlarında da çok geçerli. Dolayısıyla elektrik motorlarında değişiminde
elektrik motorunun gerçekten doğru seçildiğini de bakmamız lazım. Yani o atarak söyleyeyim 7,5 kW'lık bir motor o anda çalışıyorsa o hakikaten 7,5 lazım mı yoksa onu 5,5'la yapmak daha mı mantıklı olur? Çünkü motorların verimi de aşırı büyüttüğünüz zaman ve yüklemediğiniz zaman verimliliği de bozulmaya başlıyor. Evet. Evet. Yani ona dikkat etmek lazım. Benim bir ilave etmek istediğim motorla iş mili arasındaki tüm ekipmanların verimliliğine dikkat edilmesi gerektiğini. Evet. Özellikle pompa ve fanlarda çok elektrik tüketimi %50 olduğuna göre orada da sabit debi mi yoksa değişken debi mi gerekli? Dolayısıyla motorla birlikte sürücülerin kullanılması da çok önemli. Yani sadece motor değişmesi yeterli bir kriter değil. Yani bunları da inşallah eğitmenlerimiz dikkat edecek. Ben buradan şu mesajı alıyorum. Ağırlıklı olarak EMOSAT, belki diğer ihtisas derneklerimiz POMSAT, iyi uygulama rehberleri yani oluşturmak durumunda sahadan aldığımız tecrübelerle bizim uzmanlarımız çok yetkin olacak. Tecrübeli sahadan zaten işin içinde olan kişileri özel bir eğitimle yetkilendireceğiz. Ancak onlara yine yol gösterecek uygulama rehberlerini sizin işaret ettiğiniz şekilde oluşturmak gerekiyor. Ben bir ilave yapayım. Tabii ki EMOSAT çok önemli motor üretiyor. POMSAT çok önemli pompa üretiyor. Ama bir de ENOSAT var. Yani sonuçta Endüstriyel Otomasyoncular Derneği. Orada da çok ciddi bir tecrübe birikimi var. Şimdi bir adım attık değerli başkanım. Dijital dönüşümde veya diğer alanlarda da bu uzmanlık havuzunu oluşacak, geliştirecek mekanizmaları inşa ederiz. Neden? Dijital dönüşüm uzmanında da ENOSAT'la benzer bir adım atmayalım. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim. Evet, son 15 saniye. Evet. Evet, varsa uzatabiliriz bir dakika daha. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Vinyrojia'nın Türkiye'de makine ve teknoloji buluşmasının 3. günü dolu dolu devam ediyor. Fuar yarın da devam edecek. Biz de Makvet ve başta ENOSAT olmak üzere Akder, TÜİDER, RoboDER gibi tüm ilgili derneklerimizle desteklediğimiz bu fuarda bize bu imkan sağlandığı için fuar organizasyonuna çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de ilginiz için şükranlarımızı sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum. Evet, sizlere de aynı çok şekilde teşekkür şükranlarımızı. Çok teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alalım buradan. Evet. Hasan Bey bize sunsun bunları. Siz takdim edin, Hasan Bey'den alalım. Fotoğraf da alsınlar. Sen de şöyle önüne gelelim. Şöyle şuradan. Evet. Bu kimin? Bize ağaç mı diktiler, ne yaptılar? Evet, ağaç diktiler. Yok. Eğitim gönüllülerine. Eğitim gönüllülerine biz için bağışta bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Hasan Bey, siz de alalım, bir fotoğraf alalım. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz.